Hayatımı karmaşıklaştıran fazlalıklar üzerine düşünürken belki de ilk aklıma gelen şey nesneler oluyor. Evdeki eşyalar, gardırobumdaki giysiler, ayakkabılar, teknolojik cihazlar. Bu keşifleri bir sıçrama tahtası olarak kullanıp bunların her birinin zamanımı çaldığından, enerjimi tükettiğinden ya da zihnimi yorduğundan yakınıp duruyordum. Bir yandan da sadeleşme ihtiyacını da en çok bu etkiler üzerinden konuşuyoruz. Ama tüm bu nesneler neden hayatımdalar? Neden bunları azaltmak için çaba göstermek gerekirken hayatı birazcık akışına bıraktığımda bir anda kendimi yeni bir eşya kalabalığının içinde bulabiliyorum? Sanırım bu soruları yanıtlamak için biraz temele inmek ve ihtiyaçlarımızı gözden geçirmek gerekiyor. Bireyin ihtiyaçlarıyla ilgili en ünlü kuramlardan biri Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi. Bu hiyerarşide alt basamaklar tatmin oldukça üst basamaklara çıkmak mümkün oluyor. Maslow'a göre insanın nihai amacı kendi sözleriyle olabileceğinin en üstü olmaktır. Ve bu yüzden en üst basamakta kendini gerçekleştirme ihtiyacını görüyoruz. Popüler kültürde kolay anlaşılması için bu hiyerarşi bir piramit olarak resmediliyor. Yaygın yanılgının aksine bu kurama göre bir üst ihtiyacın giderilmesi için alttakinin tamamen giderilmesi gerekmiyor. İhtiyaçlar belli ölçüde tatmin edildikçe eş zamanlı olarak diğer ihtiyaçlar devreye girebiliyor ve birey aktif olarak kendini gerçekleştirme yolunda ilerliyor. Doçent Doktor Levent Küey, psikiyatri alanında Türkiye'nin önde gelen uzmanlarından biri. Bir yandan psikiyatrist olarak çalışmaya devam ederken, bir yandan da akademide öğretim üyesi olarak dersler veriyor. Türkiye ve dünyada psikiyatri alanında pek çok önemli kurumda görevler alan Levent Küey'in çok sayıda akademik yayında ve konferansta katkıları bulunuyor. İnsan bedende somutlaşmış öznedir. Kültürel yapılanmanın içinde şekillenir psikososyal dünyası ve davranışları. Dolayısıyla ihtiyaçlarını da bu varoluş şekli belirliyor. En temel ruhsal gıdalarımız tabii ki sevilme, beğenilme, takdir edilme, varlığının kabul edilmesi ihtiyacıdır. Örneğin şimdi sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla bu ihtiyaçların giderilmesinde çok farklı yeni yollar çıktı 30 sene önce, olmayan yollar. Ha, kaç like aldın? Bu sosyal kabul görmenin bir ölçütü haline dönüştü. Ama geriye dönersek bu yokken başka. Bunlar bu ihtiyaçların varlığını ya da yokluğunu değil, bu ihtiyaçların giderilme yollarının, kanallarının, bu ihtiyaçların giderilme ya da tüketilme nesnelerinin değişimine işaret ediyor. Bu da tarihsel olarak değişen bir şey tabii ve kültürel olarak da değişen bir şey. Temel ihtiyaçlarımız kolay kolay değişmese de onları giderme yolları değişebiliyor. Hiçbirimiz ihtiyaç duyduğumuz şeylerin tamamına sahip değiliz. Ve elimizde fazla olan şeylerden vazgeçerek bu eksikleri gidermek için alışveriş yapıyoruz. Bu anlamda alışveriş son derece doğal bir olgu aslında. Alışverişte de bizim için en önemli olan konu o alışverişin adil olması. Doğaya adil olması, insana adil olması. Uygar Özesmi, bir çevre bilimci ve türetim ekonomisi alanında çalışan Good for Trust'ın kurucusu. Aynı zamanda çok sayıda bilimsel yayın ve popüler makaleye sahip yayınlanmış bir kitabı bulunan, çeşitli üniversitelerde dersler veren bir akademisyen. Kurucusu olduğu Türkiye Change.org'da ise halen genel direktörlük görevini sürdürüyor. Alışveriş hayatın bir gerçeği. Sadece bizim hayatımızın değil, doğanın dahi bir gerçeği. Öyle ki doğadaki her şey bir alışveriş. Bildiğimiz ekosistemler, canlılar, onların yaşamları neye dayalı? Hepsi bir alışverişe dayalı. Karbon döngüsü diye bir şeyden bahsediyoruz. Bu karbon döngüsü karbonun canlılar arasında alışverişinden oluşuyor. Su döngüsü diye bir şeyden bahsediyoruz. Su toprağa düşecek, toprak suyu alacak, aldığı suyu bitkiye verecek. Bitki o suyu alacak, yapraklarına verecek. Yapraklarından o su buharlaşacak, tekrar atmosfere karışacak. Oradan yağmurla tekrar yeryüzüne verecek atmosfer o suyu. Gördüğünüz gibi böyle bir döngüsellik içerisinde, alışveriş içerisinde bütün dünya işliyor. Nitekim tabii ki insanlar da aynen doğadaki gibi hayatta kalabilmek için onların yaptığı şey de aynı şey. Alışveriş. İşte alışveriş hayatın bir gerçeği. İhtiyaçlarımı en basit şekliyle düşündüğümde bile pek çok şey yerli yerine oturuyor. Mesela ayağımın üşümemesi
ve daha rahat hareket etmek için ayakkabıya ihtiyaç duyuyorum. Ama hangi ayakkabıyı alacağım? Kaç farklı tür ayakkabıya ihtiyacım var? Son seçimlerimi neye göre yapacağım? Sorular arttıkça, alışveriş süreçlerimi belirleyen değişkenlerin de basit ihtiyaçlardan ibaret olmadığı ortaya çıkıyor aslında. Bu tarafa dönelim ve bireyin penceresinden bakalım. Tüketim alışkanlıklarımı ya da tüketim tarzlarımı bir yandan bu konuştuğumuz çerçevede ihtiyaçlar belirleyecek kuşkusuz. Ama başka neler belirliyor acaba? Tabii ki öncelikle ekonomik gücüm, alım gücüm, sosyal sınıfım, sosyokültürel yapılanma, bunlar içinde bir kişinin yaşı, cinsiyeti gibi demografik özellikleri, psikolojik, ruhsal özellikleri etkileyecektir. Çok da belirgin olmadan etkisi altında kaldığımız bir etkenin zamanın ruhu, zeitgeist olduğunu düşünüyorum. Bugünlerde şu ayakkabıyı çok beğeniyorum dediğimizde biz onu kendimiz sevdiğimiz için tercih ettiğimizi düşünebiliriz ama bu daha psikososyal faktörlerce belirlenmiş olabilir. Gerçek ya da sanal. İçimizden gelen ya da dışarıdan sunulan. Doğal ya da yaratılan gibi ayrımlarla ihtiyaçlarımızı gruplamak her zaman çok kolay değil. Hatta bazen gerçekçi ya da doğru da olmayabilir yaptığımız çıkarımlar. Yine de içinde yaşadığımız çağda ihtiyaç duymadığımız şeyleri satın almamızı tetikleyen etmenlerin farkında olmamız gerekiyor. Tabii bu ihtiyaçları pazarlama sektörü yaratıyor. Reklam sektörü bu ihtiyaçları yaratıyor. Dolayısıyla bizim de bu yaratılan ihtiyaçlara karşı son derece gözümüzün açık olması lazım. En basit haliyle reklamların iki amacı bulunuyor. Bir, bir ürünü tüketiciye tanıtmak. İki, tüketicinin ürünü satın almasını sağlamak. Reklamların manipülatif yönü en çok tüketicileri satın almaya yönlendirirken ortaya çıkıyor. Mesela zamanın ruhuna uygun olarak bir dönem sert ve karizmatik erkeklerin belli bir marka sigarayı içtiği resmediliyordu. Bugünse başarılı bir kariyerin otomobil markalarıyla özdeşleştirildiği reklamları görmek mümkün. İstenilen etkiyi uyandırmak için renkler, şekiller, ünlüler, cinsellik göndermeleri, başarıyı ima eden içerikler ve daha pek çok unsur kullanılıyor. Bu nedenle tüketicinin ürüne ihtiyacı olup olmadığı sorusunu sorması ayrı bir önem kazanıyor. Gerçekten benim buna ihtiyacım var mı sorusunu kendimize her alışveriş yapmak istediğimizde sormamız lazım. Bu sorunun yanıtını verdikten sonra yani ihtiyacım var konusunda emin olduktan sonra işte ondan sonra seçme süreci başlamalı. Yoksa ihtiyacın yoksa zaten niye seçiyorsun, niye kendini yoruyorsun, niye ona parayı veriyorsun? Kendine, doğaya zarar vermiş oluyorsun bunu yaparak. İhtiyaçlarımızın gerçekliği ya da sahteliği bir yana çoğu zaman doğrudan ihtiyaç gidermek için alışveriş yapıyoruz. Ama işin bir de ruh sağlığı boyutu var. Araştırmalara göre belli hastalıklar olağan dışı alışveriş durumlarını tetikleyebiliyor. Peki, daha masum görünen alışveriş yaparak kendini ödüllendirme ya da sıkıntı gidermek için alışveriş yapma gibi durumları nasıl değerlendireceğiz? Bu o kadar yaygın ki uzmanlar bunun bir bağımlılık türü olup olmadığını bile araştırıyor. Daha tartışma, üzerinde daha çok tartışma yapılan konu sıkıldım, alışveriş yaptım, rahatladım. Yani adeta dürtüsel olarak alışveriş yapma ve bu alışveriş yapmanın kişiye bir rahatlık verdiği noktası. Burada acaba o kişiye rahatlık mı veriyor, haz mı veriyor? Çok ciddi bir tartışma. Yani bu adeta kendi kendini doğuran ve kendi kendini tekrar ettirten bir davranış biçimi olarak sıkıntının giderilmesinde bir araç olarak alışveriş yapma kullanılabiliyor. Bu bir bağımlılık türü mü değil mi? Ciddi bir tartışma konusudur. Sonuçta geldiğimiz noktada bunun bir bağımlılık türü olmadığını düşünüyoruz. Daha çok takıntılı, zorlantılı bir davranış biçimi olduğunu, obsesif kompulsif davranış biçimleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü o alışverişte duyulan şey, o gerginliğin ortadan kaldırılmasının sonucu ortaya çıkan rahatlıktır, gevşemedir, haz değildir. Bebekliğimizde ihtiyaçlarımız ne kadar netti değil mi?
Acıktığımızda, susadığımızda ya da bir yanımız ardığında bunun hemen giderilmesine ihtiyaç duyuyorduk. Ama büyüdükçe bu durum değişti. Hem ihtiyaçlarımız çeşitlendi, hem bunları gidermek için farklı yollar arasında seçimler yapma olasılığımız doğdu. Sadeleşme süreci aslında tam da bu seçimlerle ilgili. Bu noktada bize rehberlik edecek yaklaşımlar ve kendimize soracağımız sorular oluşturmak faydalı olabilir. Şehirde yaşıyoruz. Ve hayatımızı basitleştirmek, hayatımızı rahat hale getirmek istiyoruz. Yaşam tarzımızda akşam başımızı yastığımıza koyduğumuzda vicdanımız rahat olsun istiyoruz. Yani öyle bir yaşam istiyoruz ki yaşamımız böyle bir sürü karmaşalar, düşünceler, yanlış diye gördüğümüz şeylerle dolu olmasın. Daha rahat bir yaşama kavuşmak isteyelim. Bence ihtiyaç belirlemede en önemli kavramlardan bir tanesi yeter kavramı. Yani ihtiyacım var mı'nın sorusunu kendime sorarken elimdekiler bana yeter mi sorusu da bence en doğru sorulardan bir tanesi. Şayet elinizdekiler size yetiyorsa, şayet siz yaşamınızı elinizdekilerle sürdürebiliyorsanız o zaman başka bir şeye temelde ihtiyacınız yok demektir. Bu pratik bir anlamda. Ama ihtiyaçlara baktığımız zaman tabii ki ihtiyaçların da sonu yok bazılarına göre. Orada da temelde bizim kendimize bakıp benim için yeter hangi noktadaya karar vermemiz lazım. İhtiyaç azaltma, yeter kavramı üzerinden yaklaşmamız gerekli ki ihtiyaçlarımızı doğru tanımlayabilelim. Konuştuğumuz her şeyi bir araya getirdiğimizde bireysel olarak nasıl bir tutum geliştirmemiz gerektiği sorusu çıkıyor karşımıza. İhtiyaçlarım üzerine düşünüyorum. Bunları gidermek için alışveriş yapacağım. Tamam, güzel de ama nasıl? Bu konuda herkes için bir rehber ortaya koymak elbette ki mümkün değil. Kendi aklımıza güvenmemiz ve kendi yaşamımızı, ihtiyaçlarımızı tartmamız gerekiyor. Akıllı alışveriş, bir ürün ya da hizmet almaya gerçekten ihtiyacım var mı sorusuyla başlıyor. Bu sorunun yanıtı olumluysa sıra ihtiyacı gidermenin en verimli ve en düşük bedelli yolunu bulmaya geliyor. Bedel konusu akıllı alışveriş için özellikle önem taşıyor. Çünkü bedel sadece parayı değil, zamanı, uğraşı ve alışverişin diğer insanlar ve doğa üzerindeki etkilerini de kapsıyor. Yani akıllı alışveriş, ihtiyaç belirlemeden alışveriş sonrasına kadar tüm süreci en akıllıca yöntemlerle yürütmek anlamına geliyor. Ben bunu alırsam bunun bedeli ne olacak? Bu nelere zarar verecek? Bu benim hayatımda neye mal olacak bu alışverişi yaparsam? Dolayısıyla o bedelleri iyi hesapladıktan sonra insanın şuna karar vermesi lazım. Demek ki ben buna da sahip olmadan, bunu da almadan hayatıma devam edebiliyorum. Öyleyse hayatıma devam etmeyi sürdüreyim diyebiliriz. Hayatı ya da yaşantıyı ya da alışveriş alışkanlıklarımızı ya da tüketim tarzlarımızı sadeleştirmek hiç de kolay bir şey değildir. Çünkü daha önce değindiğimiz gibi karmaşanın içinde bir sadelik yaratmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu sadeliği yaratmaya çalışırken zaman, enerji vermemiz gerekiyor. Mark Twain'in çok hoş bir aklımda kaldığı kadarıyla aktarmak istediğim sözü var. Arkadaşına mektup yazıyor. Çok kısa yazacak kadar zamanım olmadığı için sana uzun mektup yazıyorum. İhtiyaçlarımızdan ve bunları gidermenin farklı dönemlerde ortaya çıkan yeni yollarından bahsettik. Reklamların etkilerinden, zamanın ruhundan ya da sıkıntı giderme için alışveriş yapmaktan konuştuk. Anlaşılıyor ki alışveriş yapmak kaçınılmaz bir şekilde hayatın gerçeği. Ama asıl belirleyici olansa bizim seçimlerimizi akıllıca yapmamız. Eğer bunu başarabilirsek hem bütçemizi ve vicdanımızı zorlamayacak bir tüketim alışkanlığı kazanmak hem de daha sade bir yaşama doğru yol almak mümkün olabilir.